Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin S-400'lerden derhal vazgeçmesi gerektiğini söyleyerek küstah açıklamalarda bulundu. ABD Büyükelçisi, S-400 krizinin çözümünün yolu Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor dedi. Türkiye-ABD ilişkileri hakkında konuşan Büyükelçi Satterfield, görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla açıklamasında bulundu. Türkiye için vazgeçilmez nitelikte olan hava savunma sistemi S-400'ler konusunda çözüm için Türkiye'nin S-400'lerden derhal vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Satterfield, Türkiye'nin elinde S-400 yok diyebilmeliyiz. Yeni S-400 alımının ciddi sonuçları olacaktır. Türkiye S-400'lerden derhal vazgeçmeli. Amerikan Kongresi'nde savunabileceğimiz tek çözüm bu. S-400 krizinin çözümünün yolu Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor. Bu yaklaşım kişisel değil, tamamen yasal gereklilik diyerek haddini aşan sözler sarf etti. Türkiye'nin NATO için kritik bir öneme sahip olduğunu da ifade eden Satterfield, umarız AB zirvesi kararları beklentileri karşılar ifadelerini kullandı. Fransız medyası Ouest France, yaklaşık 500 Fransız askerinin Yunanistan'la birlikte geçen hafta sonu Girit'te yapılan ortak tatbikatın Türkiye'ye bir mesaj olduğunu yazdı. Haberde, Avrupa'dan gelen uyarıları dikkate almayan Türkiye, geçtiğimiz aylarda Doğu Akdeniz'de Atina'nın egemenliği altında olduğunu düşündüğü sularda birkaç gaz arama misyonu düzenleyerek iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu. Yunanistan, Fransa'dan güçlü bir destek aldı ifadeleri kullanıldı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin tatbikatla ilgili açıklamalarına yer verilen haberde Fransız Bakan Parly, 13 Mart'ta Fransız Silahlı Kuvvetleri Girit dışında eşi görülmemiş bir terörle mücadele tatbikatı gerçekleştirdi ifadesini kullandı. Bu tatbikatla bir mesaj veriyoruz. Fransız ve Avrupalı dostlarımızın uyanıklığı ile bu mesaj Akdeniz'in asla kanunsuzluğun yeri olmayacağıdır dedi. Parly, Fransa müttefikleriyle birlikte Akdeniz Havzası'nın güvenlik ve istikrarının korunmasına katılmaya kararlı. Müdahale araçlarını uzun bir mesafeye yansıtarak ve istisnai bilgi birikimini kullanarak müttefikleriyle kendini savunma araçlarına sahip olduğunu gösterdi ifadelerini kullandı. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Hafter'in kontrolünde bulunan Bingazi kentinde yaşanan güvenlik ihlalleri kentteki kabilelerin Hafter'le karşı karşıya gelmesine neden oldu. Berka bölgesi ileri gelenleri ve gençler ilk kez General Hafter milislerinden Bingazi'den çekilmelerini, kaçırılanların akıbetini açıklamalarını isterken kötüleşen güvenlik durumundan da onları sorumlu tuttu. Yerel medyada yer alan haberlere göre El Avakir kabilesinin 11 Mart'ta Bingazi'deki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle Hafter güçlerini eleştirmesinin ardından Berka'da Hafter'e destek veren diğer kabilelerden de benzer açıklamalar yapılmaya başladı. Öte yandan Berka'daki kabilelerin bu tavrı Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe'nin kabinesinin 10 Mart'ta Sirte'de toplanan Temsilciler Meclisi'nden güven oyu almasının ardından şekillendi. Kabileler 15 Mart'ta da Bingazi'nin 800 km doğusundaki Ebyar beldesinde bir toplantı düzenledi. Sosyal medya ve yerel basında görüntüleri yayınlanan toplantıda Bingazi'de güvenliğin sağlanması ve Hafter milislerinin kentten çıkarılması talep edildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında katil demesi dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın sözlerini bir devlet başkanına yakışmayan bir ifade diyerek bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir. Bana göre de Putin çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gerekeni yapmıştır, dedi. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın Georgia eyaletine uçmadan önce Air Force One uçağının merdivenlerine çıkmaya çalışırken 3 kez arka arkaya düştüğü anlar ülke medyasında gündeme oturdu. Daha önce de ABD'nin aşılama kampanyasında 100 milyon doza ulaşma başarısını kutlayan Joe Biden, Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yapmış, Başkan Harris ve ben Arizona'daki aşılama merkezinde sanal bir tura çıktığımızda diye sözlerine başlayarak yardımcısı Harris'e Başkan Harris diye hitap etmişti. ABD eski başkanı Trump, Biden'ı sık sık zihinsel yetersizlikle suçlamış, Biden'ın Harris ile ilgili seçilmiş başkan sözlerinin ardından demokratların Biden'ı Harris ile değiştirmek için yasal değişikliğe başvuracağını öne sürmüştü. Paris merkezli araştırma şirketi Inmar tarafından hazırlanan
Afrika Leads 2021 isimli kamuoyu araştırması paylaşıldı. Afrika'nın 12 ülkesinden kanaat önderinin görüşlerine dayanan araştırmaya göre Fransa'nın kıtadaki imajı her geçen yıl zarar görüyor. Bölgenin en etkili ülkelerinden olan Fransa'nın gücü azalırken, Türkiye yapıcı ve kazan kazan ilkesine dayanan anlaşmaları ile bölgenin en olumlu imaja sahip partner ülkelerinden biri oldu. Paylaşılan araştırmaya göre Afrika'da en iyi imaja sahip ülkeler sıralamasında 2019'daki araştırmada %21 ile 5. sıraya yerleşen Fransa, 2020'de %20 ile 6. sıraya geriledi. Bu yıl ise %17 ile kendisine listenin 7. sırasında yer bulabildi. Listede bir önceki yıla göre yaşanan en büyük değişimlerden birisi ise Türkiye'nin imajına ilişkin oldu. Listenin 8. sırasında Fransa'nın hemen ardında yer alan Türkiye'nin bir önceki yıl %8 olan puanının %15'e çıkması araştırmada en çok üzerinde durulan hususlardan biri olarak öne çıktı. Afrika'da en iyi imaja sahip ülkelerin Türkiye olduğunu düşünenlerin sayısının bir yılda neredeyse %100 artmasının nedeni olarak Türkiye'nin kıtada giderek artan yatırımları ve Türk Hava Yolları'nın kıtada sürekli yeni rotalar belirlemesi gösteriliyor. ABD, ırkçılık gibi Afrika'yı doğrudan etkileyen olumsuz gündemlere rağmen güçlü yumuşak gücü sayesinde bir önceki yıla göre 5 puan kaybetse de %43 ile liderliğini korudu. ABD'yi %37 ile Almanya, %34 ile Kanada, %28 ile İngiltere, %22 ile Çin ve %19 ile Japonya takip etti. Araştırmada en faydalı partner ülkeler kısmında da Türkiye %66 ile 6. sırada yer aldı. Listede %76 ile ilk sırada bulunan Çin'i, %74 ile ABD, %72 ile Kanada, %71 ile Almanya, %70 ile Japonya izledi. Sıralamada İngiltere %64 ile 7. Birleşik Arap Emirlikleri %60 ile 8. Fransa ise %57 ile 9. sırada kendine yer bulabildi. Geçtiğimiz günlerde BAE kaynaklı ortaya çıkan ve Arap medyasında dillendirilen Türkiye-Mısır muhalefetine yakın kanalları kapatıyor iddiası Türkiye tarafından yalanlandı. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türkiye'nin Mısır muhalefetine yakın kanalları kapatacağı iddialarının doğru olmadığını, Türkiye'nin kimseyi tutuklamayacak ve Mısır'a teslim etmeyeceğini, Türk makamları ile TV yetkilileri arasında görüşmeler olduğunu ve televizyon yetkililerinden içerik politikasının gözden geçirilmesinin talep edildiğini açıkladı. Türkiye'de yayın yapan ve Mısır muhalefetini destekleyen El Şark televizyonunun sahibi Ayman Noor da yaptığı açıklamada haberleri yalanladı. Kanallarının kapanmasının ya da siyasi yayınlarına son vermelerinin söz konusu olmadığını, Ankara'nın da böyle bir adım atmayacağını söyledi. 2020'nin Ekim ayında Mısır Devlet Televizyonu'ndan üst düzey yetkililer de darbeci Sisi yönetiminin Mısır medyasına Türkiye ve Erdoğan'ı hedef almayın tavsiyesinde bulunduğunu söylemişti. Rusya'nın Kırım'ı işgalinin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Rusya'nın Sivastopol'u nükleer silah üssüne dönüştürdüğünü söyledi. Rusya'nın başta Libya ve Suriye olmak üzere bütün dış operasyonlarında Sivastopol'u ana lojistik ve ikmal merkezi olarak kullandığını söyleyen Çubarov, "Bütün asker, silah ve cephane sevkiyatları Sivastopol'dan gerçekleştiriliyor. Bu sebeple de bölgeye olağanüstü füzeler yerleştirildi. Rus hava unsurları da bölgeye hava kalkanı kurmuş durumda. Yine Rusya'nın en gelişmiş radar sistemleri de Sivastopol'a kuruldu," dedi. Çubarov, Kırım'a nükleer silahlar yanında Rus hava, deniz ve kara füzeleriyle birlikte asker sevkiyatının da devam ettiğini anlattı. Rusya'nın 2004-21 tarihleri arasında Kırım'a 500 bin Rus getirdiğini söyleyen Refat Çubarov, "Bu durum Cenevre Sözleşmesi'ne göre açık bir suç. Üstelik Kırım'a taşınan Ruslara, Kırım'da mallarına el konulan Müslüman Türklerin arazi, ev ve iş yerleri veriliyor. Bu durum öyle bir noktaya vardı ki artık Kırım'da yaşayan Ruslar bile yapılan haksızlığa isyan ediyor," diye konuştu. Çubarov şöyle devam ediyor: "Tatarlar bu toprakların asli sahibidir ve 1780'lerde bu toprakların %95'i bize aitti. Rus Çarlığı, SSCB ve Rusya Federasyonu'nun sistematik soykırım ve sürgünleri sebebiyle bu toprakların %70'i elimizden alındı, gasp edildi. Bugün ise Kırım'da yaşayan Müslüman Türkler işgal unsurları tarafından terörist olarak görülüyor ve hedef haline getiriliyor. Yeni sürgün ve soykırım planları yapılıyor ve bunun zemini oluşturuluyor. Kırım'dan 2014-2021 döneminde göç etmek zorunda kalan Tatarların sayısı da 30 bini buldu," dedi. Ruslar için Türkiye'nin tavrı, tepkisinin çok büyük önem taşıdığını belirten Çubarov, "Attıkları her adımda Ankara'nın ne dediğine bakarlar. Türkiye'nin Kırım politikası, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü vurgusu ve işgal karşıtı açıklamaları Kremlin'i fazlasıyla rahatsız ediyor.
ve onlar için ABD ya da Avrupa'nın ne dediğinden bile çok daha büyük önem taşıyor. Şayet 2014 ve sonrasında Türkiye olmasa bugün bizim için durum çok daha vahim olurdu. Kırım Tatarları için en büyük güvence Türkiye'nin yanımızda olmasıdır ifadelerini kullandı. Arkadaşlar bir sonraki haber videosunda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.